Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dumanı tek bıraktım. Bizim aşağıda tarlamız biçiliyor. Oraya gideceğiz. Hem de dumanla ilgili konuşacağız. Dumana bir tane teklif geldi yurt dışından. Yani böyle bayağı büyük bir miktar. Onunla ilgili konuşacağız hem sizinle hem de aşağı gidelim. Duman Bey, sana bir teklif var Duman. Yurt dışına gitmek ister misin? Evet arkadaşlar. Dediğim gibi Duman'a yurt dışına bir teklif geldi. Hani 15 bin dolar gibi bir teklif. En normal Türk parasına çarptığınız zaman 250-260 bin lira falan yapıyor. Tabii şimdi hepiniz merak ediyorsunuz ben hani ne cevap verdiğimi. Arkadaşlar yani ben size nasıl diyeyim, tamam hani şimdi bazıları vardır diyor ya, o nedir, köpektir, alt üstü bir kangaldır, yani o kadar fiyata o kadar parayı kim verir gibi sizden. Öyle değil arkadaşlar. Ben yaklaşık yani 15 yaşındayken hani bu köpek merakım başladı. Hani şu an 33 yaşındayım. Yani yaklaşık 18 yıldır hani köpek besliyorum ben. 18 yıl içinde belki yani onlarca köpek besledim. Ama hiçbiri duman gibi değildi. Yani o kadar köpek beslememe rağmen yani hiçbiri duman gibi değildi arkadaşlar. Yani öyle kolay değil yani istediğiniz köpeğe sahip olmak. Ya duman hem korumacı, hem adamcı, hem çok cesur. Yani şu an hani biri gelse böyle bana elini kaldırsa bile duman yani asla izin vermez. Hırsız falan eve gelse asla, yani kendini öldürse bile izin vermez orada. Yani diyelim tek başıma bir yere gittim. Beni asla bırakıp gitmez. Hayatta gitmez. Ha cesur, istersen 10 köpek gelsin. Yine fark etmiyor yani. Yani her yerde cesurluğunu çok fazla belli eden bir köpek. Ha onun için de hani böyle bir köpeği hani herkes sahip olmak ister. Ben de kaybetmek istemem yani. Onun için yani hiç düşünmeden satılık değil dedim arkadaşlar. Yani bazı şeylerin değeri parayla ölçülmez yani. Yani dumanla aramızdaki bağ da öyle yani. Her şey para değil. Tamam evet, gerçekten çok yüksek bir miktar. Ha onunla çiftliği istediğim gibi yaparım, her şeyi yaparım. Gelir gider yani, ben nasıl diyeyim yani, çok işime yarar ama duman olmadıktan sonra ben onları ne yapayım? Ha dumanın yavrusu var, bir tane var ama belli olmaz. Bakarsın yani yarın gençlik hastalığına yakalandı, öldü. Ondan sonra ne yapacağız? Olmaz. Ha yani bir de yani duman gibi olma yani olacağı belli değil. Çünkü hani normal herkes bilir yani, bir dişi 10 tane yavru gelir getirir, bir tanesi içinden çok farklı olur. Yani çok değişik olur. Her şeyle, karakteriyle dört dörtlük olur. Ha duman da öyleydi. Ha duman yavrusu da bir tane, belki o da olur. Ama ben hani şu an yani dumanı verme taraftarı değilim. Zaten izleyeceğimiz çoğu da bana katılır büyük ihtimalle. Ben aynı fikirdeler. Hani açıkçası dumanı vermedim arkadaşlar. Dumanın yavrularını da zaten videolarda söylemiştim. Yani ücretsiz bir şekilde verdim. Hani ilktir. Verdim ama bir dahaki zindan duman yavruları olursa, erkekler olursa, dişiler olursa hani o zaman hani belli bir ücret kazanırım.
karşılığında verebilirim. Çünkü o da neden yani arkadaşlar, gerçekten köpeklerin bakımı şimdi öyle bir zorlaşmış ki. Dumanı da vermeyeceğim arkadaşlar yani. Dediğim gibi bazı şeylerin hani değeri parayla ölçülmez. Duman da öyle. Duman bizimle daha yıllarca kalacak. Daha yeni 3 yaşında arkadaşlar. Hadi Duman gel aşağı gidelim, gel. Duman sıcak mı? Evet gerçekten sıcak. Evet arkadaşlar bak. Karla geldi. Şu an traktör bir şey. Ama gerçekten dere bayağı bir kurumuş arkadaşlar. Bak hiçbir şey kalmamış dere. Dumanla paniği burada hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Burada öğlene girmişlerdi. Ben şu suya girmiştim işte. Bakın ne kadar derin ya. Hepsi çekilmiş suya. Duman gel. Kramcı'nın önüne gireyim bakayım. Duman gel giden Duman. Evet arkadaşlar, şu an tarlayı bitsin. Onlar çalışıyor yani, bana alıp gideyim. Duman gel. Duman. Tek gidelim Duman. Evet arkadaşlar, işte Duman'a da böyle bir fiyat geldi yurt dışında. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani düşünceleriniz nelerdir diye. Hani benim düşüncem yani herhalde 250 değil 500 de verseler vermem yani şu an. Hiç öyle bir düşüncem yok. Zaten bayağı uzaktayız. Bayağı da sıcak. Duman. Bu rüzgar var ya, bu rüzgar her şeyi bozuyor. İnşallah sesim size iyi geliyordur arkadaşlar. Haydi Duman gel gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz.